6 Mayıs'ta ABD Temsilciler Meclisi Dışişleri Komitesi tarafından Çin'in Doğu Türkistan'da Uygurlara ve diğer etnik gruplara karşı işlediği insanlık dışı suç ve soykırım uygulamalarıyla ilgili tanık dinleme oturumu düzenlendi. Çin'in Doğu Türkistan'daki Müslüman Uygurlara yönelik baskıcı politikaları ABD Temsilciler Meclisi Dışişleri Komisyonu'nda tartışıldı. Oturumda Doğu Türkistan'daki kamplarda yaşadıklarını anlatan Uygur Türk'ü kamp tanıklarından Tursunay Ziya Budun Hanım, uluslararası topluma soykırımın devam etmesine izin vermeyin çağrısında bulundu. Video konferans yoluyla düzenlenen oturumda Tursunay Ziya Budun Hanım, Washington'da bulunan Uygur İnsan Hakları Projesi Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Türkel ve Georgetown Üniversitesi öğretim üyesi James Milward, kongre üyelerinin sorularını yanıtladı. 2016 yılı Kasım ayından itibaren Doğu Türkistan'da farklı kamplarda tutulan Tursunay Ziya Budun Hanım, Doğu Türkistan'daki Uygurlar ve diğer etnik gruplara karşı işlenen zulümler temalı oturumda tercüman aracılığıyla kongre üyelerinin sorularını cevapladı. Temsilciler Meclisi Dışişleri Komisyonu'nun Cumhuriyetçi Partili Kremli üyesinin gündeminde ise Doğu Türkistan'daki Xinjiang hükümeti veya bağlı olduğu kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmış olan Amerikan firmaları vardı. Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Birleşmiş Milletler bünyesinde Sincan Uygur Özerk Bölgesi ile ilgili bir etkinlik düzenlenmesinin Pekin'e hakaret anlamına geldiğini söyledi. Konuyla ilgili açıklama yapan sözcü, Almanya, ABD ve İngiltere'nin girişimiyle Birleşmiş Milletler bünyesinde çarşamba günü gerçekleşecek sanal etkinliği düzenleyenlerin insan hakları konusunu Çin'in iç işlerine karışmak için baskı aracı olarak kullanmak istediklerini iddia etti. Çinli sözcü diğer ülkelerin bu etkinliğe katılmamaları çağrısında bulundu. Almanya, ABD ve İngiltere öncülüğünde düzenlenmesi planlanan etkinlikte Doğu Türkistan'daki Uygurlar ve diğer toplumlara yönelik baskılarla buralarda insan haklarının nasıl savunulacağı konusunun ele alınacağı açıklanmıştı. New York Stock Exchange, ABD yönetiminin Başkan Trump döneminde çıkardığı ve Biden yönetiminin bir değişiklik yapmadığı belirli Çin şirketlerine yatırım yasağı kararı çerçevesinde 3 Çinli telekom şirketini koddan çıkaracak. China Mobile, China Unicom ve China Telecom Corp, NAC'nin kendilerini koddan çıkaracağını yazılı bir açıklamayla duyurdular. NAC ise konuya ilişkin açıklama yapmadı. Çinli şirketlerin verdikleri bilgiye göre koddan çıkarma 10 gün sonra uygulanacak. Kazakistan'ın doğusunda orman yangını çıktı. Reader kentine sıçrayan yangında 35 ev yandı. Bir kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Kazakistan Acil Durumlar Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre akşam saatlerinde ülkenin doğusunda yer alan 300 hektarlık ormanda yangın çıktı. Rüzgar hızı nedeniyle Reader kentine sıçrayan yangında bir kişi hayatını kaybederken 2 kişi de ağır yaralandı. 35 evin yandığı yangında kent sakinleri de güvenli bölgeye tahliye edildi. Yangına 208 kişilik itfaiye ekibiyle helikopterlerle müdahale ediyor. İsrail'in dün gece Gazze'de düzenlediği saldırılarda şehit olanların sayısının 24'e yükseldiği, yaralı sayısının 103 olduğu bildirildi. Gazze Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada son saldırıların ardından 3 kişinin daha hayatını kaybetmesi sonucu toplam can kaybının 24'e yükseldiği kaydedildi. Sağlık Bakanlığı daha önce yaptığı açıklamada İsrail'in saldırılarında 9'u çocuk, 21 kişinin şehit olduğunu, 95 kişinin de yaralandığını duyurmuştu. Pazartesi gecesi geç saatlerde İsrail ordusu Gazze şeridine yönelik surların muhafızı adı verilen askeri operasyon başlattığını duyurmuştu.